Önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 144 sıra sayılı kanun teklifinin 41. maddesinde geçen aşağıdaki şekilde ibaresinin aşağıda belirtilen şekilde olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Semra Güzel Diyarbakır, Kemal Peköz Adana, Hüseyin Kaçmaz Şırnak, Zeynel Özen İstanbul, Nuran İmir Şırnak milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyor Sayın Başkan. Önerge üzerine söz isteyen Diyarbakır milletvekilimiz Sayın Semra Güzel. Süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, söz konusu kanun teklifinin 41. maddesinde yer alan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 5. maddesinin değiştirilmesine dair söz almış bulunmaktayım. Madde, trafik idari işlemlerin emniyet ve jandarma tarafından yapılmasından kaynaklı madde isminin ve görev yetkisinin İçişleri Bakanlığı olarak değiştirilmesini öngörüyor. Bu ülkede her şey zaten ya Cumhurbaşkanlığına ya da İçişleri Bakanlığına bağlı. Memleketin ne yapacağını, yurttaşın nasıl yaşayacağını bu iki kurum karar veriyor. Bu da demokrasi değil, tekçi anlayışın bir sonucudur. Son dönemlerde ayyuka çıkan gözaltı ve tutuklamalar da bunu çok net gösteriyor. Bu ülkeye resmen bir suç mahalliymiş gibi davranılıyor. Öyle ki artık bir karakol ve hapishane ülkesi haline geldik. Her yıl yeni cezaevleri yapılıyor. Değerli milletvekilleri, bu ülkede her gün onlarca insan gözaltına alınıp tutuklanıyorsa bu hükümetin durup bir düşünmesi lazım. İktidara göre sokaktaki her iki insandan biri suç zanlısı. Tabi durum HDP olunca tutuklamaların sayısına hak getire. Birer birer değil, onar onar değil, yüzer yüzer gözaltına alınıp tutuklanıyor. Bir ayda 350 HDP'li gözaltına alındı. Temmuz 2016 yılından beri en az 16 bin kişi gözaltına alınmış, 4904 kişi tutuklanmıştır. Bunlar genel merkezimizin ulaşabildiği rakamlar tabii. Gözaltıları ve tutuklamaları o kadar çok yapıyorsunuz ki bazen takip etmek dahi imkansız hale geliyor. Mahkeme bırakılan arkadaşlarımıza bir hafta sonra itirazla tekrar tutuklama kararı veriyor. Tutuklama gerekçelerinin hepsi de arkadaşlarımızın yürüttükleri siyasi parti faaliyetleri. Bu ülkenin yasalarına göre kurulmuş, tüzükleri, çalışma yöntemleri yasal, meşru olan parti faaliyetleri. Değerli milletvekilleri, Van'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Antep'te kadınlar TCA aktivisti olduğu için gözaltına alındı ve ertesi gün yandaş medya TCA terör örgütü diye manşet yaptı. TCA, kamusal alanda kadın hakları için mücadele eden, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüze karşı politikalar üreten, farklı kesimlerden birçok kadının kendini içerisinde bulduğu özgün ve özerk bir platformdur. Neye dayanarak terör örgütü olarak anılıyor ve iddianamelere böyle konuluyor. Yine Diyarbakır'da merkezi bulunan, kamuoyuna açık faaliyet yürüten birçok kurumun, Kürt aydınının ve politikacının içerisinde yer aldığı DTK faaliyetleri yürütmek suç kapsamına alınıyor. Geçtiğimiz hafta birçok ilde onlarca kişi DTK faaliyetleri gerekçesiyle gözaltına alındı. DTK yasal zeminde kurulmuş ve meşrudur. Eş başkanların ikisi de bu meclisin birer milletvekilleridir. Bugün iddianamelere giren DTK, anayasa çalışmaları kapsamında 2012'de meclis başkanı olan Cemil Çiçek tarafından bizzat resmi bir şekilde meclise davet edildi ve bu resmi davetiye ve DTK'nin meclise sunduğu somut öneriler hala mevcut. Şu an tutuklu olan önceki dönem milletvekilimiz İdris Balüken, DTK'nin organize ettiği demokratik özellik tartışmalarının yapıldığı bir toplantıya eski MİT müsteşarıyla beraber katıldı. Şimdi bütün bunlar olmamış gibi DTK faaliyetleri suç sayılıyor ve gözaltı tutuklamaya gerekçe yapılıyor. Bu ülkede suç işleyen birileri var ise bu da kendi iktidarına muhalif olanları terörize eden ve hapishanelere kapatarak sindirmeye çalışan iktidardır. Kadınları, halkın sorunları için bir araya gelen, politika üreten kurumları bu şekilde kriminalize etmenize izin vermeyeceğiz. Şunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Aldığınız her bir gözaltı ve tutuklama kararı bizlerin değil, sizlerin meşruluk sorunudur. Bizim halk nezdinde bir meşruluk sorunumuz yok. Son yıllarda yapılan her seçim bize bunu gösterdi. Fakat bu ülkenin en karanlık işlerine bulaşmış, yolsuzluk ile halkı açlığa mahkum etmiş, savaş kararı vermiş, hukuku askıya almış, seçilmişi tanımayıp yerine kayyum atamış bu hükümetin meşruluk sorunu vardır.
değerli milletvekilleri, 100 yıldır Kürtler demokrasi mücadelesi verenler kriminalize edildi ve katledildi. 90'larda 17 bin insan faili meçhul cinayetlerle katledildi. Binlerce insan gözaltında cezaevlerinde işkenceyle öldürüldü. Yüz binlercesi ise gözaltına alındı. Köyü yakılmayan insan kalmadı. Şimdi ise şehirler bombalanıyor. 3 gün önce Tel Rifat'ta gerçekleştirilen saldırıda 8'i çocuk, 10 sivil katledildi. Bölgeye huzur götüreceğini söyleyen hükümet 9 Ekim'den bu yana kaç sivilin yaşamını yitirdiğini biliyor mu? Biz söyleyelim o zaman. En az 130 sivil katledildi. Bizler çatışmanın hiçbir şekilde çözüm olmayacağını defalarca söyledik ve bu yüzden de tezkereye hayır dedik. Değerli milletvekilleri, sivil ölümleri savaş suçudur. Tamamlayın Sayın Güzel. Ve düşman hukukunun bir sonucudur. Daha önce de Birleşmiş Milletler bu konuda uyarmış ve Türkiye'nin destek verdiği gruplar tarafından da gerçekleştirilen sivillere yönelik infazların savaş suçu olarak kabul edileceğini ve Ankara'nın bundan sorumlu tutulacağını söylemişti. Biz de buradan gelin yıllardır uyguladığınız bu savaş politikalarından vazgeçin diyoruz ve tutuklama, katletme, cezasızlık politikası ile hiçbir yere varamayacağını söylüyoruz. Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 41. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 41. madde kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Özkan. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Kürt vatandaşlarımız bu ülkenin eşit vatandaşıdır, yurttaşıdır. Türkiye'nin terör sorunu vardır. Terörle mücadeleye yılmadan, yorulmadan devam ediyor. Onların